Arkeoloji Müzesi'ndeki Dalgalar sergisiyle Berna Başarır bizimle birlikte. Berna Hanım merhaba. Serginin içeriğinden biraz bahsedelim mi? Dalgalar nereden geliyor? Dalgalar nereden geliyor? Dalgalar hayatımızdan geliyor aslında. Bu içimizdeki her şeyde, yaşadığımız bütün duygularda dalgaların olduğuna inanıyorum. Hepsi bir etki tepki. Hepsi bizim içimizden yansıyan şeyler, duygularımız, hüznümüz, mutluluğumuz, neşemiz. Mozaik sanatçılığından, restorasyondan yüksek mimarsınız aynı zamanda. Nasıl geldiniz sergi açmaya? Mimarlıktan sonra diyeyim bir arayış içine girdim. Mimarlık mesleğimi yapmıyorum artık çünkü. Daha çok sanatsal şeylere vakit harcamaya başladıktan sonra mozaik zaten hep yapmak istediğim bir şeydi. Ama hep klasik mozaik gördüğüm şeyler. Bir de Türkiye şartlarına baktığımız zaman mozaik sadece havuzda, işte dış cephelerde görünen bir şey. Ancak ben bunu nasıl farklılaştırabilirim? Ve dünyadaki örneklerini incelemeye başladım. Dünyadaki örneklere baktığımız zaman çok farklı bir sanat olduğunu ve Türkiye'de bunun geliştirilmediğini farkına vardım. Şimdi de kendi kendime arayışlar içindeyim işin aslına bakarsanız. Hala da arıyorum belki. Nasıl daha yeni, daha etkileyici ve günümüzün mozaiği aslında. Günümüzün çağdaş mozaiğini eğer biz sunabilirsek diye düşünüyorum, daha güzel bir şey yapmış oluruz. Çünkü Anadolu topraklarından doğup gelmiş olan bu sanat bizim Türkiye'mizde maalesef ki çok körelmiş, sadece yer altında görülebilen ya da mozaik deyince aklımıza tek yer altında kullanılabilen, bakılabilen bir eser, arkeolojiyle birleştirilen, bağdaştırılabilen bir şey olarak görülüyor. Ama bence mozaik gerçek bir sanat ve biz günümüzün mozaiğini, çağdaş mozaiği tanıtmamız gerekiyor ülkemize diye düşünüyorum. Sergide kaç eser yer alıyor? Ne kadar zamanda hazırladınız? 36 eser yer alıyor. 1,5 sene gibi bir süreçte hazırlandı. Bazı eserlerde dalgalar serisi olduğu için maalesef ki bu sergi uyum sağlamadığından dolayı. Çünkü bir temalı bir sergi yaratmak istedim. Daha çarpıcı olması açısından. Dalga deyince aslında bu ses dalgası, ışık dalgası, deniz dalgası, içimizdeki dalgalanmalar, toplumsal dalgalanmalar, yani direniş de bir dalgalanma diye düşünüyorum ben mesela. Neşe de bir dalga, çünkü birimiz güldüğü zaman diğerimize aktarabildiğimiz bir şey, devam ede gelen bir şey, kaybolmuyor hiçbir zaman. Ama biz sadece kaybolduğunu sanıyoruz bunların. Berna Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.